Evet arkadaşlar, bugün yepyeni videoda karşınızda. Arkadaşlar bugün sizler Grand City'deki kapalı olan yerlerin ve oraların neler eklenebileceği hakkında bir konsept fikir videosu hazırladım arkadaşlar. Video başlamadan önce arkadaşlar kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Buradaki kalkın arkadaşlarınızla da like atın ve abone olun dediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada arkadaşlar FrogQuest'e attığı videomuz 500'den mi yaptı? İnşallah diğer bir her videomuz böyle gider ve 1000 aboneye de hızlıca ulaşırız arkadaşlar bu yıldan önce. Hayırlısıyla bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk kapalı olan yer bildiğiniz üzere Swamp'taki Swamp Kitty. Buradaki şurası arkadaşlar, ben size hemen oraya gideceğim şimdi. Arkadaşlar burada ya da Descenti Tour, Descenti Piramidi'nin ileriki zamanlarda açılması düşünülüyor. Şu an için arkadaşlar şöyle bir arkadaşlar buradan ayarlarınızdan bir dakika yani doğru çıkabilmeniz için buradan değil. Karakterinize basın arkadaşlar, edit'e basın, sonrasında Ordenistan ayarladığım bir şey ayarladık arkadaşlar ama bunlardan bir tanesini joystick moment burada arkadaşlar bir tane ayar vardı arkadaşlar. Döndürmesini engelleyen ketchup ve yani bir onu kapatınca arkadaşlar oluyor, böyle ilerletmesini sağlıyor ama hangisiydi onu tam olarak bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar burada arkadaşlar gördüğünüz gibi değişik bir şey var. Yani burası mount yeri olabilir diyorlar bazı kişilere göre. Eskiden arkadaşlar 2018'de araştırdım göre arkadaşlar burası 2018'de tamamlanmış ama sonrasında tekrardan burası siyah bir anda çevirilmişti. Hatta buranın girişi alttaki tower şu taraflarda arkadaşlar bir tane köprüyle giriş olacak diyorlardı. Gösterdim 2018'de bakmıştım arkadaşlar ve araştırdım 2018'de tamamlanmış olmasına rağmen yeni bir ada olacak ve orası açılacaktı. Ama sonradan tekrardan yapımcı kapatmış. Nedeni bilinmesi de bu olay o Grand Nizamleri olarak saydı. Buradan işte daha da aşağıdan gidip şimdi arkadaşlar daha iyi görebilmeniz için o taraflar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki morçadır. Yanımızda tek engel arkadaşlar ağaçlar arkadaşlar. Buradan böyle bir geçiş yolu yapıp arkadaşlar bu kayayı kaldırıp buradan bir geçiş yolu yapılabileceklerini düşünüyorum. Ama şuraya doğru bağlantısı olduğu için bu morçadır. Burada kapalı kalmıştır arkadaşlar. Bu arkadaşlar Swamp Tower arkadaşlar, bu eskiden Swamp'ın ortasında vardı, sonrasında Dev Slime gelince Swamp Tower'ını kaldırmak zorunda kaldılar arkadaşlar, sıkıntı oluyordu. Tower'dayken Dev Slime geliyordu arkadaşlar, o yüzden sıkıntı oluyordu. Burası arkadaşlar şu an için hani bazı oyun hatalı gördüğünüz gibi Rattas görünmemesi falan bazı hatalar oldu, mapta girip güncelleme olabilecek diyorlar ya YouTuber'lar ama bu konuda kesin bir şey yok arkadaşlar ama. Yani burası açılırsa gerçekten büyük bir kitle yani buraya gelmek için elindeki en eski oyuncular bile buraya gelmek için büyük bir karmaşa olacağını söyleyebilirim. İkinci yerimiz arkadaşlar Descenti Piramidi. Bildiğiniz üzere arkadaşlar arkadaşlar bu Descenti'de bir tane piramit var arkadaşlar. Bu 5-6 yıllık olan Descenti Piramidi hala açılamadı arkadaşlar. Belki bu yıl açılacak diye planlar olabilir. Çünkü arkadaşlar yani oyun her zaman her yılda yani en azından yeni bir şey de getirin arkadaşlar. Mesela 2018'de ya 2019'da Guilty Quest'in gelmesi, 2020'de Petus Job'un açılması. Yani oyun yani bize yenilikler sunarak yani belli bir kitleyi kazanmak için arkadaşlar. Yani yeni bir şeyler getirmeyi illaki çalışıyor arkadaşlar. Ama map'ın yani büyütülmesi büyük bir zaman olabileceği için arkadaşlar o map'ın yani genişletilmesi biraz daha zaman alıyor arkadaşlar yani. Çünkü map'ın genişletilmesinin yani içine neler kullanılacak falan onları biraz zor oluyor arkadaşlar. Zaten bir oyun yapılırken öyle kolay kolay da yapılmıyor arkadaşlar. Ama yani 5 yıl bekletilmesi de biraz şaşırttı yani insanları yani. 5 yıl niye bekletirsin yani. Buraya arkadaşlar akrepler falan yani canavar olarak akrep falan gelirler. Bu piramidin kapısını güest açarlar falan düşünüyor. Ama güest deyince arkadaşlar şu aklıma gidiyor arkadaşlar. Bu piramide böyle kapısını açarlar diyorlar. Bir tane arkadaşlar dev chest var. Belki bu piramitte bağlantısı olabilir ya da Atlantis Quest alakası olabileceği düşündüğüm bir chest. Ve arkadaşlar oraya gitmeden önce burada da gizemli bir tane geçit var. Buraya da arkadaşlar büyük bir ihtimal kesinlikle yani kesinlikle demeyeyim ama yani bir shop olur ya da bir labirent tarzı belki Descenti'nin görevi bununla alakalı da olabilir arkadaşlar. Yani bununla Descenti'ye bağlantılı bir quest yaparlar ya da
düşündüğüm şey yani dev chest'ten de Sinti'ye gitmenin yolunu sağlayacak bir item verirler ya da Atlantis Quest için bir item vereceklerdir arkadaşlar. Şimdi o dev chest'e gidilebiliyor, kapana yok engel falan. Şimdi dev chest'e gördüğünüz üzere arkadaşlar burada bir chest var arkadaşlar ama açılmıyor ne yazık ki. Sonra arkadaşlar fare arkadaşlar. Fareyi dönüşüp oraya gidebilirsiniz bakın gördüğünüz üzere. Bir değişik şekilde fare de gidiyor. Bir dakika arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fare de gidilebiliyor. Böyle chest'in içine mi gidiyor az önce? Değişik bir bak oldu arkadaşlar az önce ben anlamadım. Neden oldu anlayamaz. Anlayamazsın tekrar bir de. Aha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bug da yaptık arkadaşlar. Yani sanki bug gibi ama sayılır bug sayılır. Evet, evet. Değişik bir bug da gördük arkadaşlar buradan. Gelmişken. Heh, şimdi arkadaşlar buradaki dev chest arkadaşlar şu yerle bağlantısı var. Oyunda biraz hatalar olmaya başladı. Yeni bir yer mi açıldı yoksa? Neyse. İşte dev chest'in arkadaşlar konuyoruz da ben. Atlantis gösterdim. Hold it de bu yani işte. Burada arkadaşlar Atlantis şeyi var arkadaşlar bakın. Şurada arkadaşlar Atlantis'e giden nail arkadaşlar. Tekinger arkadaşlar. Şuradaki gardiyanlar arkadaşlar. Bu gardiyanları açmak için o dev chest'teki itemle oraya gitmemizi sağlayacak bir şey olabilir diyorlar ama ya onunla bağlantısı olacağını düşünüyorum. Yani bakın şu an cat enter multislice being granted permission diyor. Yani oraya henüz gidilemiyor. Ve şuradaki burada şu anda bir şeyler yok ama size göstermem gereken bir yer daha var. 10 not genel 10 dakika 10 not arkadaşlar. Unlocked arkadaşlar gördüğünüz üzere burada bir tane gizemli bir ev var. Şu arkadaşlar girilemeyen içinde locked kilitli olan ama yakın zamanda açılacağı düşünülen bir ev açılabilir. BC Grane Game arkadaşlar BC Grane Game arkadaşlar Winch oyunu arkadaşlar çeviriden baktığımızda BC Winch oyunu yazar arkadaşlar. Yani Winch oyunu bildiğiniz üzere kule yaparsınız işte gitgide yükseltirsiniz kuleyi. Nereye kadar yükseldiği belli olmayan. Bununla ilgili bir event gelebilme ihtimali olacağını düşünüyorum. Burada yani bir event ya da bir ödül falan. Mesela arkadaşlar şu bombamızı yükselt 200 bomb yapıyoruz arkadaşlar. Onun güresi gibi belki bombu 200 bomb yapabilecek bir şeyler getirebilirse olabilir arkadaşlar. Belki öyle bir şey yapabilirler diye düşünüyorum oraya. Burada arkadaşlar bu 200 yapmak için sadece şu Archer's Pest'ten bir kere bir aldınız mı arkadaşlarsanız sonra kullanabiliyorsunuz onu. Burada 2000 puan stamplayınca zaten bonus sınırsız oluyor arkadaşlar. Yani 2000 mi? Evet evet 2000-4000 puanı da arkadaşlar. Neydi? 4000 puana okçunun yeşil şapkasını veriyordu ama hangi? Robin Hood'un yeşil şapkasını veriyor arkadaşlar 4000 puan oldu 4000 puan gerçekten biraz zorlu onu yapmak biraz sıkıntı olabiliyor 9900 zaten rekor puan 9980 bine rekor puandı. Şimdi arkadaşlar videoyu bitirmeden önce son bir yer daha göstereceğim arkadaşlar bu part 1 arkadaşlar devamının gelmesini istiyorsanız daha birkaç yer daha var arkadaşlar devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar video like atmayı kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. En az 20 like gelirse devamı gelecek arkadaşlar. Sizden bu büyük bir patlama istiyorum arkadaşlar. Bu gizemli yerlere geçtiğiniz için 20 like ve en azından 10 yorum gelirse devamı gelecek arkadaşlar. Bunun. Arkadaşlar bu arada like atmak ücretsiz yani her izleyen bir like atarsa sevinirim arkadaşlar yani. Yani like sadece arkadaşlar trendlere girmemizi sağlıyor. Bir de ya da grubun önce rastik hızınca çıkmamasımızı daha yüksek yapıyor arkadaşlar. Like'lar falan yani videonun bir de videonun ne kadar güzel yani iyi izle beğendiğini düşünüyor insanlar bakıyorlar videoya baktıklarına bakıyorlar iyi beğenilmiş video o zaman ben izleyeyim mantığına giriyorlar arkadaşlar bazıları o yüzden arkadaşlar like'ları unutmayalım arkadaşlar ve son arkadaşlar son olarak göstereceğim bu bölümde Çınar Otoban'daki gizli yer arkadaşlar oraya göstereceğim arkadaşlar videonun son olarak arkadaşlar gidip çok da güzel mantıklı arkadaşlar burası arkadaşlar burada arkadaşlar ne olacak pek bir fikrim olmasa da arkadaşlar yani yeni bir yer olacak yani nereye de bağlantısı olabilir orası hala bir gizem ama şimdi yeni bir shop olma ihtimali yüksek yani yepyeni çünkü giren oynayınca sık yapıncalar shopları daha çok fazla yapmaya çalışıyorlar çünkü
Yani çoraplar daha çok önceden ilgisini çekiyor yani. Yeni bir ahşap, yeni bir şapka şop ya da yeni montlar falan olabilir arkadaşlar. Yeni montları oraya falan koyabilirler arkadaşlar. Mesela şuradan baktığımızda oyunun son taraftan görüyoruz arkadaşlar. Yani karlı alanı falan arkadaşlar ama şu an bu arkadaşlar burada video bitti arkadaşlar. Diğer bölüm daha oyunda hala bilinmeyen birkaç gizemli yer daha var arkadaşlar. Yani çok az kişinin gösteriyor park ettiği yerler arkadaşlar. Onları video çekmem için arkadaşlar en az 20 like gelmedi 10 yılında gelirsiniz olur ve izlenmede bir yüze çıkartabilirsek çıkartamazsak en azından 20 like geldi anında arkadaşlar yeni bir 10 en kötü bir 10 like'ımızı kapacağız zaten arkadaşlar diye düşünüyorum. Her izleyen bir like atarsa mutlu olurum. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.